Bu güneş bazen hayatımızı zindana çevirebiliyor. Güneş deyip geçmeyelim, havalar ısındı ve güneşte uzun süre kalırsanız özellikle güneş yanığına karşı karşıya kalabilirsiniz. Peki bu güneş yanığı neden oluyor? Özellikle güneş yanıkları ultraviyole B ışınları sayesinde oluyor ve vücudumuzda kaşınma, kızarma, ödem, ağrı gibi bazı belirtilere neden olabiliyor. Bazen de çok derin yanıklar olması nedeniyle ızdırap da çekebiliyoruz. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Size özellikle güneş yanığında ilk yardım konusunda biraz bilgi vermek istiyorum. Güneş yanığı belirtileri varsa ne yapmak gerekiyor? Özellikle soğuk tatbikatı, buz tatbikatı uygulayabilirsiniz. Gün içinde sık sık bir 5-10 dakikalık buz tatbikatı uygulayabilirsiniz. İkincisi, nemlendirici kullanmak lazım. Özellikle güneş yanığı olan yerlere nemlendirici kullanmak lazım. Ve güneş yanığı olan yerlerde enfeksiyon gelişme riski çok yüksektir. Bu sebepten dolayı da antibiyotikli kremler kullanmakta fayda vardır. Ve kaşıntı olabiliyor ve kaşıntı olmasını engellemek için de antihistaminikler kullanılabilir. Bazen antihistaminik losyonlar, kaşıntıyı gideren losyonlar ve antihistaminik şurup veya tabletler kullanılabilir. Bazen de cilt yanığı fazla olmasından dolayı kortizonlu kremler kullanabiliyoruz ve cilt yanığından gelişen reaksiyonlar ağır olduğu zaman bazen ödem de olabiliyor. Ödem olmasından dolayı ağızdan içilen kortizon tabletler de kullanma ihtiyacı zaman zaman olabiliyor. Ağrısınız varsa ağrı kesici şurup veya tablet de kullanılabiliyor. Peki bu güneş yanığı ile güneş alerjisini nasıl ayırmak gerekiyor? Güneş alerjisi genellikle güneşe çıktıktan sonra 1-2 dakikada güneş gören yerlerde kaşıntı, kızarıklık oluyor. En geç 30 dakika içinde kendini gösteriyor. Güneş yanığı ise daha çok uzun süre güneşin altında kalmasından sonra gelişiyor. Yani ilk 30 dakika değil de daha fazla güneşte kalmanın sonucu ortaya çıkıyor. Yani bunu bu şekilde kısaca reaksiyonun gelişme süresine göre değerlendirip buna göre birbirinden ayırabiliriz. Güneş yanığı için kısaca özetleyecek olursak buz tatbik edeceğiz, soğuk kompres uygulayacağız, nemlendirici uygulayacağız ve antibiyotikli kremlerle enfeksiyon gelişmesini engelleyeceğiz. Yanığımızın derecesi fazlaysa kortizonlu kremler, eğer ödem gelişmişse, yürüme güçlüğü, eklem hareketlerinde kısıtlama oluyorsa ağızdan içilen kortizonlu tabletler kullanılabilir. Ama ciddi yanıklarda özellikle doktorunuza danışırsanız özellikle faydalı olur. Genelde güneş yanıkları bir hafta içinde soyularak düzeliyor. Düzelirken de kaşıntı çok fazla oluyor. Onun için kaşıntı engelleyici antihistaminik şurup veya tabletlerden yararlanabilirsiniz. Herkese güneş yanığından uzak, alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum.